Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Gördüğünüz gibi büyük bir depo. Buradan ilk defa depo alıyoruz. Şimdi lokasyon hakkında net bilgimiz olmuş olacak bugünden sonra. Bakalım alıyorlar mı içerisinden, temiz bir yer mi, sorunlu bir yer mi değil mi? Şimdi hepsini görmüş olacağız arkadaşlar. Bu depo bize bir daha buradan depo alıp almayacağımızı gösterecek. Yani çok kötü de olsa bir kere daha deneme hakkımız oluyor. Bakalım şimdi neler var, neler yok göreceğiz. Depomuz gördüğünüz gibi büyük bir depo. Bayağı bir ürünü var. Siz şu an kaç para ödediğimizi görüyorsunuz. Şu ürün eğer sağlamsa 100 dolar fiyatı. Şu sağlamsa 20 dolar fiyatı. Gördüğünüz gibi mobilyalar var. Şurada arkada bir halı var. Halının altında ne var? Resimlerde gözükmüyor. Siz şu an resimleri de görüyorsunuz ekranda. Bakalım neler var, neler yok. Sizinle beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu dolabın üzerindeki ürünü Xbox olduğunu tahmin etmiştim. Xbox Video Game System. Eski bir ürün. Şimdi şunu merak ediyoruz. Takı dolabı değilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözler var. Bunun da fiyatı 10 dolar. Askılar 2-3 dolara satarız bunu. Şimdi şu çok önemli. Buna hemen bakmak istiyorum çünkü daha önceki videolarımızda da var. Yine bu şekilde koltuk ve bayağı bir kötü durumdaydı. Bedavaya vermek zorunda kaldık. O yüzden bunun durumunu bir an önce görmek istiyorum. Yani şimdi şu ayna şuraya direkt değiyor arkadaşlar. Eğer burası klimasız bir yer olmuş olsaydı emin olun orada rutubeten yırtıklar olmuş olacaktı. Şimdi şu aynayı şuradan çıkarmak istiyorum. Bakın bunu da üzerine koymuşlar. Bunlar çok tehlikeli ürünler. Üzerine koyduğunuz anda koltuğu çöp etme ihtimali var. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla koltuk gayet iyi durumda. Herhangi bir yırtığı gözükmüyor. 100 dolar fiyatı çok rahat arkadaşlar. Bugün veya yarın satılır. Şurada bir aynamız daha var. Bunun da fiyatı 10 dolar. Çiçeğimiz var 5 dolar. Şu aynamız var. O da 10 dolar fiyatı. Güzel ürünler. Yani şu poşetin içerisindeki ürünler sıfır arkadaşlar. Bayan ürünleri genelde. Erkek şu an daha çıkmadı. Hepsi etiketli sıfır ürünler. 10 dolarlık bir poşet diyebiliriz. Şimdi çantalar önemli arkadaşlar. Çantalar eğer boş değilse takı bulma ihtimali daha yüksek.
Burada değerli bir ürün yok. 10 dolarlık bir poşet diyebilirim arkadaşlar. Burada yemek pişirme aletleri var. Gayet güzel ürünler. Burada aynı şekilde bir tane blender var. Yani toplam 60 dolarlık bir cooler arkadaşlar. Buzlukla beraber 60 dolar şuradan çok rahat yapabiliriz. Bir tane kahve makinamız var. Bunlar maalesef sıfırı 9 dolar burada. O yüzden kimse artık bu tarz şeyleri almıyor. Bir tane speaker'ımız var. Ve bunun iki tane daha speaker olması lazım. Şu haliyle 5 dolar anca eder. Kitaplar. Çok seviyoruz kitapları değil mi? Vallahi ben kitap okuyorum arkadaşlar. Okuduğum birkaç tane kitaplar var aslında. Ama satmaya gelince inanın alıcısı çok zor çıkıyor. Şunu açalım hemen. Şuradaymış. Bir tane makrovey var. 20 dolar fiyatı. Ya ürünler hep güzel ürünler. Umarım ayakkabıları da vardır. Şunun fiyatı 5 dolar. Şunun fiyatı 3 dolar. Bir tane şarj aleti var ama bu televizyon içinmiş. Yani bu hanımefendiden güzel çantalar da bekliyoruz açıkçası. Çünkü hanımefendinin, bakın, Louis Vuitton'un bir ürünü ama bence gerçek bir Louis Vuitton değil. Sıfır bir ürün. 10 dolar fiyatı. Bakın şu tencerelerin hepsi, gördüğünüz gibi bayağı bir ürünü var. Hepsi 20 dolar fiyatı. Çok güzel ürünler var. Yemek masası varmış. Şimdi daha yeni gördük onu. O da güzel bir ürün. Bir aynamız daha var. 5 dolar. Bu da albüm arkadaşlar. Albümleri göstermiyoruz. Ben şimdi bakacağım. Hemen geçeceğim. Çünkü bazen albümlerin içerisine para koleksiyonu, pul koleksiyonu, değişik ürünler koyabiliyorlar. Bu da değişik bir ürün. Buna internetten bakarız. Şu an tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Prada kutusu. Başka bir ayakkabı var içerisinde. Bakın şunlar da ikisi 10 dolar fiyatı. Abla bizi biraz şaşırttı. Yani çünkü hiç erkek ürünü yok. Sadece bayan ürünleri var. Ama demek ki bu tarz şeylerden de hoşlanıyormuş. Şunun fiyatı 10 dolar arkadaşlar. Bingo oyun seti 1-2 dolar eder. Hala sıfır ürünler var. Kıyafetlerin bedenleri de small. En çok satılan bayan bedeni small, medium. Bakın Tommy Hilfiger bir elbise. Gayet güzel bir model. Bakın hala sıfır ürünler var. Bunun bedeni ne? Small. Şöyle Calvin Klein var. 8 beden.
Sıfır. Abla herhalde hemşire de olabilir. Çünkü hemşire ürünleri de var. Şurada bir televizyon standımız var. Harika. Bir tane PlayStation kolu var. Xbox oyunları var arkadaşlar. PlayStation 3 oyunları var. Bir Xbox kol daha. Toplam 4 tane Xbox, bir tane PlayStation 3 kolu var. PlayStation 3 oyunları var bakalım. Evet, içerisinde var arkadaşlar. Oyunlar da içinde. Şunda yok. Bunda da yok. Xbox'lar bir tane var. Burada iki tane Xbox oyunu var. Bayağı bir araba yarışı varmış. Şurada Xbox. Bunlar boş. Shrek burada. Bir tane daha var Shrek. Bunları çok seviyorum. Takılar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Aman abi dur. Hemen dökülme. Burada pek değerli bir ürün yok. Bu işte biliyorsunuz artık neyin nereden çıkacağı belli olmaz. Bunlar hep boncuk, incik boncuk olayları. Ama her yerden bir şey çıkabilir. Müzisyen madalyası var. Bunların hepsi incik boncuk arkadaşlar. Burada değerli bir ürün yok. Ve bunların da bir değeri var. Hatta fiyatları yazıyorsa hemen söyleyelim. Taşların da tabii ki bir değeri var. Hepsi sıfır poşetinde. Buradaki inciler gerçek değil. Abla bayağı bir incik boncukla herhalde takılar yapıyormuş.
Bu da sağlıkla alakalı bir ürün. Buse 1000 3. Edition diye. Siz de internetten bakabilirsiniz. Burada da maalesef değerli bir takı yok. Bunlar şahsi ürünler. Bunları ofise vereceğiz. Bir tane donla karan ayakkabı var. Bir tane araba anahtarımız var. Araba anahtarlarını 10 dolara, 20 dolara satıyoruz bazen. Bir tane daha araba anahtarı. Bu da fiyat. Bu da 20 dolar fiyat diyelim. Bir tane güzel bir Nike ayakkabı var. Yedi numara. Bakın Dental Assistant diyor. Diş doktoru değil, hemşire arkadaşlar. Bunlar klasik ayakkabıları. Burada hiç spor ayakkabı yok arkadaşlar. Hepsi klasik ayakkabılar. Şöyle söyleyebilirim, 10 dolar şurası için. Bu ayakkabılar çok satılan ürünler değil. Bunları 1-2 dolara vermeye çalışacağız. Bugün Xbox oyunları da burada. Arkadaşlar biraz önce bakmıştık, müzik ödülü alınmış. Eski bir ürün. Bunu 10 dolar veya 20 dolara satarız. Güzel bir ürün arkadaşlar. Çalışıyorsa 20 dolara satarız bunu. Evet, oyun oynayan gencin eşyalarına geldik. Ablanın çocuğu. Evet, bu biraz enteresan bir poşet. Bir tane fil ayakkabımız var. PlayStation 3'ü hala bulamadık. Xbox One da mevcut arkadaşlar. Bir ütümüz var. Bir tane Samsung DVD player. Kıyafetlerin hepsine 20 dolar diyebilirim. Bakın PlayStation 3. O boş bulduğumuz kutuların oyunları da burada. Bunlar hep Christmas ışıkları. Hepsini 10 dolara satarız. İlk çekmece çok önemli. Eğer ilk çekmecede bir şey varsa, yokmuş arkadaşlar. Diğerlerinde de genelde olmuyor. İlk çekmecede bir şey yoksa. Aynen öyle. Son bir poşetimiz kaldı orada. Şunun fiyatı arkadaşlar 20 dolar. Bakalım son poşette neler var göreceğiz. Ağır bir poşet. Şunlar şahıs ürünler. Bunlar da diş ile alakalı ürünler. Sahte dişler.
Gördüğünüz gibi diş. Sanki diş okuluna gitmiş gibi abla. Ya bunların artık para edeceğini düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi dişler. Abla bunun okuluna gidiyormuş. Bunların hepsi çöp arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir depo. Xbox'ımız var. Oyunlar var. PlayStation 3 var. Xbox One oyunu var. Kıyafetlerimiz var. Ayakkabımız var. Aynalarımız var bayağı. Mobilyalar gayet iyi durumda. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Yorum yazmadan geçmeyin. Yani yorum ne yazacağız diye düşünüyorsanız bir nokta bile koysanız veyahut da bir harika yazsanız bile yeterli arkadaşlar. Farkındaysanız bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince herkese mesaj yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinizin desteği için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, çok sağ olun.